Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Biliyorsunuz bir ayımız kaldı ve biz bu bir ay içerisinde matematiğe nasıl çalışmamız lazım ve matematik netlerimizi nasıl arttırmamız lazım onunla ilgili konuşacağız. Öncelikle 2018 LGS'den bahsedelim. Evet, sorular zor geldi. Yani beklenmedik şekilde geldi. 2017 TEOG'a göre. Çünkü TEOG'a alışmıştık. TEOG soruları kazanım sorularıydı. Şöyle, kareköklü sayılarla ilgili bir soru varsa sen onu sadece kareköklü sayılarla ifade edebiliyordun. Ama 2018'de öyle mi oldu? Hayır, öyle olmadı tabii ki. Evet arkadaşlar, eğer deneme almadıysanız İdol yayınlarının çok güzel denemeleri var. Soruları çok kaliteli. Hemen şöyle açıp bakıyoruz. Arkadaşlar, yeni nesille uygun soruları var. Ya da 3 tane böyle 3 tane soru şeklinde ayarlanmış güzel sorular var. Soru bankası da var. Bu şekilde bunları kullanabilirsiniz ve internet sitesi de var. İnternet sitesinden de kitapları sipariş edebilirsiniz. Hemen linkini de aşağıya koyacağım. Bir soruya iki tane, üç tane koruyu yerleştirip geçmişler. Bir tane çarpanlar ve katlarla ilgili soru vardı ve bunu yapabilmek için alan bilmen lazımdı. Yani dikdörtgenin alanını, karenin alanını bilmen lazımdı. Nasıl yapılır diye. Sen bunları bilmiyorsan o soruyu zaten yapamayacaksın. O yüzden arkadaşlar, bizler konuların tamamını bilmek zorundayız. Şimdi sen diyeceksin ki ya hocam, 2018'de soru dağılımı nasıl oldu? Hangi konudan kaç tane soru çıktı diyebilirsin. Ama ben şunu diyorum sana. LGS sorusu bir tane soruda iki tane, üç tane konu içerebilir. Ben şimdi sana diyeceğim ki kareköklü ifadelerden 5 tane soru çıktı diyelim. Örnek veriyorum. Sen ona sadece kareköklü sayılara, ifadelere sadece çalışmaman lazım. Çünkü kareköklü ifadeler içerisinde iki tane, üç tane konu yerleştiriyor. Yani üçgenin özellikleriyle ilgili sana soru sorabiliyor bir sorunun içerisinde. Veya alanla ilgili bir soru veriyor. Veya çevreyle ilgili, dairenin çevresini soruyor. O yüzden arkadaşlar, bizler konuların hepsine hakim olmak zorundayız. Bunları nasıl yapacağız? Öncelikle bol bol tekrar yapmak zorundayız. Onu da şu şekilde yapıyoruz. İlk önce eksiklerimizi belirliyoruz. Sen şimdi, ben mesela arkaya tahtaya bir çizelge oluşturdum. Matematiğin bütün konuları içeriyor. Sen şimdi ne yapacaksın? Hemen ben kalemimi alıyorum. Evet, bir tane kalem aldım. Kırmızı kalem aldım. Şimdi arkadaşlar, bakın burada olay şu. Sen diyeceksin ki ya, diyeceksin ben çarpanlar ve katlarda çok iyiyim ya, diyeceksin bütün soruları yapabiliyorum, kaçmıyor diye diyeceksin ya. Hemen artıyı gel yapıştır. Artıyı yapıştırdın. Mesela üslü ifadelerle ilgili sorular kaçmıyor diyorsun. Artıyı geldin yerleştirdin. Ama kareköklü ifadelerle ilgili sıkıntın var. Orada duracaksın. Oraya bir eksi koyacaksın. Arkadaşlar bunu yazın. Yani böyle bir tablo oluşturun kendinize. Bir tane A4 kağıdı alın. A4 kağıdına yazın bunları. Bir analiz yapın kendinizce. Eğer tekrar yapmak istiyorsanız. Veya sen şöyle diyorsan, hocam benim öteki konularım iyi, ben matematikte takılıyorum dersen, o zaman matematiğe ağırlık vermek zorundasın. Şu bir ay bir matematiğe ağırlık var. Tabii şunu demiyorum, matematiğe ağırlık ver derken diğer dersleri boşlama demiyorum. Onlar da kesinlikle çalış. Ama matematiğe daha çok ağırlık ver. Çünkü sınavı belirleyecek olan matematik, bence, kendimce diyorum. O yüzden matematiğe ağırlık vermek zorundayız. Evet, biliyorum herkes matematikçi değil. Herkesin matematiksel zihni yok. Ama arkadaşlar, mecburuz, çalışmaya mecburuz, anlamaya mecburuz, bir şeyler öğrenmeye mecburuz. Çünkü bizi mecbur bırakıyorlar. Maalesef öyle. Evet, şimdi sen eksiği koydun ya. Kareköklü ifadelerle ilgili sıkıntın var, eksiği koydun. Bak şimdi oraya geleceksin, bakacaksın tablona, A diyeceksin. Kareköklü ifadelerle ilgili bir eksi var diyeceksin. O zaman ben geri dönüp kareköklü ifadelere bakmam lazım diyeceksin. Anlaştık mı? Bu şekilde tablolaştıracaksın. Eksik konuyu, hangisi ise eksiği koyacaksın ve onunla birlikte ilerleyeceksin. Artı koyduğun konularla ne ya? Konularla ilgili soru çözeceksin. Başka hiçbir şey yapmak yok. Bu kadar. Yani matematiğe bu şekilde çalışıyoruz. Gelelim asıl meseleye. Netlerimizi nasıl arttıracağız? Arkadaşlar, bazılarınız var ki çok iyi çalışıyor.
Konu eksiği yok ama denemelerde çok yükseğe çıkamıyor. Hep aynı yerde kalıyor. Arkadaşlar bunun nedeni ne biliyor musunuz? Analiz yapmıyorsunuz. Deneme analizi yapmıyorsunuz. Deneme oldun. Aldın denemeyi attın bir kenara. Bakmadın hangi soruları yapamadın, hangi soru tiplerini kaçırdın onlara bakmadın, analiz etmedin. Bu da seni denemede hep aynı yerde bırakacaktır. Sen eğer denemelerini analiz edersen, yani analiz nasıl diyeceksin, zaten analizle ilgili ayrı bir videom vardı, onu da izleyebilirsiniz. Ama arkadaşlar analizi kesinlikle yapacağız. Ya bir bak hangi soru tipini kaçırmışsın, bir bak hangi konuda yanlışın var. Bunları bir analiz et. Analiz etmezsen bu sefer yanlışların çok fazla çıkacak ve hep aynı yerde kalacaksın. Artmayacak. Çünkü sen aynı soru tiplerini yapamıyorsun zaten. Bir daha deneme gireceksin, aynı soru tipi gelecek. Gene kaçıracaksın. O yüzden yapamadığımız soru tiplerine bakacağız. Onları inceleyeceğiz. Onları iyi bir şekilde anlayarak çözeceğiz. Bir daha anlayarak çözeceğiz. Arkadaşlar bu çok önemli. Ve deneme. Fazlasıyla deneme çözmek zorundasınız. Genel denemelere başlayın. Arkadaşlar örnek sorularla ilgili kendinize deneme oluşturun. Mesela ay ay yayınlanıyor ya. Mesela bir aydan 5 tane al, bir aydan 3 tane al, bir aydan 2 tane al. Kendine bu şekilde denemeler oluştur. Bunları yapabilirsiniz. Bu şekilde denemeler oluşturun ve örnek soruları kesinlikle ciddiye alın. Bu sene örnek sorulardan çıkma ihtimal yüksek. Yani onlara benzer soruların çıkması çok yüksek ihtimal. Bence örnek sorulara kesinlikle değer verin arkadaşlar. Onlar bizler için çok önemli. LGS'nin gelmesini bekliyorsunuz ve LGS geliyor. LGS'ye giriyorsunuz. En az 18 net matematikten yapacaksınız. Ben buna inanıyorum. Canı gönülden inanıyorum arkadaşlar. Sizler de inanmanız lazım. Yani sen bir kere dersen ya işte bir ayda ben ne yapamam ki ya. Matematik zor zaten, ben beceremem ki ya. 10 tane net bana yeter. 15, 16, 17, 18'e çıkmayayım. Dersen eğer zaten hiç uğraşma, hiç çalışma matematiğe. İnanmak lazım. Yani eğer bir şeye inanmak istiyorsak başaracağımıza inanmamız lazım. Eğer inanmıyorsak o işi yapamayız zaten. Arkadaşlar kesinlikle inanın kendinize. O potansiyel var. O yapabilme kabiliyeti kesinlikle var sizlerde. Vazgeçmiyoruz. Pes etmiyoruz. Asla pes etmiyoruz. Kaldığımız yerden kalkıp devam ediyoruz arkadaşlar. Ben sizlere inanıyorum. Hatta sınavdan sonra herkes mesaj edecek. İşte hocam şöyle geçti, süper geçti, harika geçti, şunu yaptım, bunu yaptım, çok güzel geçti. İşte ileride hatta liselere gideceksiniz, fen liselerine fotoğraf çekeceksiniz. İşte hocam şu fen lisesindeyim, işte hocam bu fen lisesindeyim, işte hocam şu Anadolu Lisesi'ni kazandım diye fotoğraflar atacaksınız. Ben bunlara inanıyorum. Arkadaşlar bunları ciddiye alın lütfen, lütfen, lütfen. Hayatınız için önemli bir sınav. Bu sınavı iyi bir şekilde atlatacağınıza inanıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.